Suruç patlaması olduğu zaman devlet Suruç patlamasını kimin yaptığını çok iyi biliyordu. Ama Selahaddin Demirtaş sırf meydanlarda zırlamasın, anırmasın diye Müslümanları topladılar ve sanki Müslümanlar bu işin failiymiş gibi Müslümanları bir sene boş yere cezaevlerinde yatırdılar. Bilmiş, tekrar tutuklanmış. Bu benim sözümün gerçek olmadığı anlamına gelmiyor. İnfazla doğrudan ilgili şu anda elimde mahkeme kararı var. 12 yıl 6 ay hapis cezası almış. Propagandadan da 1 yıl 6 ay 22 gün. Biraz önce söyledim ya, Brunson'ı Trump, Deniz'i Merkel. Peki bunu kim istedi tahliye olmasını? Bunu sordum. Siz hiç omurgalı olmayacak mısınız? Siz komplekslerinizden hiç kurtulmayacak mısınız? 1400 sene önceki müşriklerin bile bugün anıt kabirde yaptıklarını görse bu putperest kemalistlerin, Allah'ım bu ahmaklardan ve cahillerden olmaktan sana sığınırız diyecekleri insanlar sırf Müslümanlarla ilgili haber yapıyorlar diye, sırf Müslümanlarla alakalı yayın yapıyorlar diye siz Müslümanlara zulmedip Müslümanları engellemeye devam mı edeceksiniz? Bu adamlar, bu putperest kemalistler 90 sene boyunca başta siz olmak üzere Müslümanlara ve mazlumlara yapmadıklarını bırakmadılar. İnsanları inim inim inlettiler ve en büyük zararı da size verdiler. Kadınlarınızın başında baş örtüsü var diye sizi gördükleri zaman size böcek gibi baktılar. Kadınlarınızın başında baş örtüsü var diye sizi resmi bazı toplantılara kabul etmediler. Ayağı takunyalı, başı takkeli diye sizinle dalga geçtiler. Sizi bu kadar aşağılayan, bu kadar tahkir eden, sizin geleneksel değerlerinizi bu kadar ayaklar altına alan adamlar Müslümanlarla ilgili bir haber yaptığı zaman neden onları razı etmek için sabahı dahi beklemeden gecenin üçünde dördünde kararlar çıkartıp Müslümanlara engel oluyorsunuz? Yahu 90 yıllık iktidar olma mücadelenizde bir defa omurgalı olun, bir defa dik durun, bir defa sağlam durun, bir defa düşmanınız olan insanlar bağırdılar, çağırdılar, anırdılar diye sırf onların gönüllerini hoş etmek için Müslümanlara zulmetmeyin. Allah'a yemin olsun ki yarın bunların eline fırsat geçse sizi bir kaşık suda boğacaklar. Bunların eline Allah tekrardan imkan verse 10 yılın acısını sizden öyle bir çıkaracaklar ki siz bile dünyaya geldiğiniz güne pişman olacaksınız. Bunu siz bizden daha iyi biliyorsunuz. Onları bizden daha iyi tanıyorsunuz. Çünkü 28 Şubat'ta size yaptıklarını başka hiç kimseye yapmadılar. Madem böyle, niçin omurgalı duramıyorsunuz? Niçin dik duramıyorsunuz? Her bu adamlar havladığında, her bu adamlar anırdığında, bu putperestler her medyaya çıkıp Müslümanlar aleyhinde linç kampanyası başlattıklarında siz bunların gönüllerini hoş etmek için Müslümanları karşınıza mı alacaksınız? Keyif sizin keyfinizdir. Kimi kendinize düşman edinmek istiyorsanız kendinize düşman edinin. Zaten bizimle sizin dost olmanız mümkün değildir. Böyle bir beklentimiz de yoktur. Bizimle sizin aranızdaki düşmanlık ebedi bir düşmanlıktır. Ve bu bizim isteğimizle olan bir düşmanlık değildir. Siz batılın taraftarı olmayı tercih ettiniz. Biz hakkın taraftarı olmayı tercih ettik. Siz şirkin yanında durmayı tercih ettiniz. Biz tevhidin yanında durmayı tercih ettik. Bizimle sizin aranızdaki husumet Allah tarafından kılınmış olan bir husumettir. Siz Müslümanların safında yer alır, Müslümanlarla beraber durur, Allah'ın şeriatı için mücadele ederseniz bizim başımızın üzerinde yeriniz vardır. Ama siz bu laik ve demokrat sisteme hizmet ettiğiniz müddetçe bizimle sizin aranızda hiçbir dostluk, hiçbir güzellik olamaz, olması da mümkün değildir. Lakin bunu sizin için söylüyoruz. Bir defa iktidar hayatınızda omurgalı olun, bir defa dik durmayı öğrenin, bir defa bu kafirler sizi yönlendirdiği zaman iktidar biziz deyin, siz bizi yönlendiremezsiniz deyin, bizim istihbaratımız var deyin, bizim emniyetimiz var deyin, kendimiz araştırırız, kendimiz sonuca ulaşırız, kendi sonuçlarımızla hareket ederiz deyin ve Allah'tan korkun.